Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Saygıdeğer takipçilerim, nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar ben bugün çok rahatsızım, boğazım çok ağrıyor. Mantar sote yapacağım arkadaşlar, dün pazarda mantar aldım. Mantarı fazla dolapta bekletmeyeyim diye. Bugün mantar sote yapacağım arkadaşlar. 2 tane domates soydum, doğradım. Dolaptan çıkardım arkadaşlar. Dolmalık biber koymuşum. Atıştım şimdi. Beş diş de sarımsak koyacağım arkadaşlar. Burada da dolaba koydum, kapıya biber. Bak bak doğrayıp koymuşum arkadaşlar. Soğan koymuyorum arkadaşlar mantar soteye. Sirkeli suda bayağı bir beklettim arkadaşlar. Bir saat falan beklettim. Sirkeli suda. Bol bol yıkadım, doğradım. Biraz zeytinyağı koyuyorum. Biraz da tereyağı koyacağım arkadaşlar. Sebzeleri koyuyorum. Evet.
Tereyağı da koydum arkadaşlar. Toz biber koydum. Pul biber, karabiber. Yoğurt çorbası yapacağım arkadaşlar. Bayağı bir ay oldu yapmadım. Arkadaşlar yoğurt çorbasına ben ıspanak koyuyorum. İnce ince doğrayacağım. Yıkadım. Tekrar yıkayacağım. Ispanağın yaprakları arkadaşlar. Sade yapraklarını aldım. Biz bu yoğurt çorbasını çok severiz. Ramazan'da hemen hemen her gün pişiririm arkadaşlar. Boğazım çok ağrıyor. Zor ayakta duruyorum. Ama yemek yapmak zorundayım çocuklarım. Bu kadar yetiyor yoğurt çorbası. Çorbayı koydum şimdi. Neydi fazla kaçırdık. Ben arka vuruyorum arkadaşlar. Soğanı naneyi kavurduktan sonra ıspanağı da kavuruyorum. Suyunu koydum. Şimdi pirincini koydum. Bu pişinceye kadar sosunu yapacağım arkadaşlar. Pirinci pişince arkadaşlar kendi yaptığım ev yoğurdu. Bunun kaymağını kıştan biriktiriyorum. Şöyle alıyorum. Biriktiriyorum. Bu şekilde. Yazın tarhananın hamuruna koyuyorum. Kaymağı. Tarhanaya çok lezzetli oluyor kaymak. Ev yoğurdunun kaymağı mı?
biriktiriyorum. Ne kadar biriktirebilirsem o kadar koyuyorum. Şimdi 1,5 kaşık un koydum, 1 yumurta koydum. Çorbanın sosu için. Yoğurdunu koyuyorum arkadaşlar. Sote pişti arkadaşlar. Şimdi de çorbanın yoğurdunu dökeceğim. Kaynayana kadar karıştıracağım arkadaşlar. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Kaynadıktan sonra tuzumu döküyorum ben arkadaşlar. Çok az da pilav yapacağım arkadaşlar sotenin yanına. Pirinci bayağıdır suya koydum. Arkadaşlar pilavım kaldı, pilavımı da yapayım. Ayakta zor duruyorum. Rahatsızım. Başım boğazım çok ağrıyor arkadaşlar. Biraz sıvı yağ koydum, biraz tereyağı koydum arkadaşlar. Pirinci de suda bayağı bekletim, ılık suda. Ilık suda bekletiyorum arkadaşlar, biraz soğuk. Arkadaşlar pilavım pişti. Sote, da yoğurt çorbamız. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet.